delikanlı. Evin sahipleri nerede? Artık bu evde kimse yok. Ne oldu? Hayırdır? Şevki babayı öldürdüler bugün. Öldürdüler mi? Kim öldürdü? Bilmiyoruz. Poyraz? Poyraz abi de içeride. Cezaevinde. Neden? Bilmiyorum. Peki. Sağ ol. Haber var mı Davut? Var abi. Şimdi nezarette. Yarın sabahta mahkemeye çıkacağım. Olay nasıl olmuş? İhale meselesi. Poyraz'a pusu kurmuşlar. Anladığım kadarıyla Kanun Şevki kendini siper etmiş. Poyraz adamların peşine düşmüş. Adamlar arabalarıyla uçuruma yuvarlanmış. Araba patlamış. Adamlar buhar. Jandarmadan ve polisten aldığım bilgileri birleştirdim. Savcı adamların ölümüyle Poyraz arasında bağlantı kurmamış. Bunda verilen ifadelerin de payı var. Şantiyedekiler akıllı davranıp eşkal vermemiş. Görgü tanığı da çıkmadığından adamların ölümü tamamen trafik kazası gibi duruyor. Neden almışlar Poyraz'ı peki? Poyraz ihaleyi basmış. İhaleye katılan 4 şirket var. Onları silahla tehdit etmiş. Polisler de ihaleye müdahale, silahlı adam tehdit etme suçlarından Poyraz'ı içeri almışlar. Muhtemelen bir süre içeride edecek. Mahkemeyi takip edin. Sevk edileceği cezaevinden derhal haberim olacak. Peki. Müvekkilim, ihaleye girecek olan babasının öldürülmesinin verdiği bunalım ve ağır tahrik sonucunda babasını öldürenlerin haksız bir ihaleyi almamaları için ihale komisyonunu haberdar etmek ve ihaleye fesat karıştırılmasına mani olmak amacıyla ihale komisyonuna gitmiş ve bu ağır tahrike rağmen herhangi bir şiddet kullanmayarak güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Sabit ikametgah sahibi olan müvekkilimin kaçma ve delilleri karartma gibi bir ihtimali olmadığından tutuksuz yargılanması için tahliyesini istiyoruz. Karar. Suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmamış olması, sanığın delilleri karartma ve şahitleri etkilemesi kuvvetle muhtemel olduğundan, ceza muhakemeleri kanununun 100. maddesi gereğince tutuklanmasına karar verildi. Nasıl oldu? İyi çok şükür. Uyuyor. Az önce ilaç verdiler. Yorgun düştü. Bu iyiliği unutmayacağız. Bu hayır sahibi insan kimse, dualarım onunla. Demek iyi insanlar, merhametli insanlar hala var. Bize biraz umut kapısı oldu ya. Allah onun da tüm kapılarını açık etsin. Zer, iyi misin? Zeynep'e bir şey mi oldu yoksa?
Tamam Seher, tamam, sakin ol. Elif neden onun başına giriyor bunları? O iyi biri. Öyle düşünme. Hepsi geçecek, buna inan. Hapiste yatacak daha. Kim bilir ne zaman çıkaracaklar. Ben ne yapacağım? Her şeyde bir hayır vardır Seher. Haklısın. Belki orada olması onun için en iyisidir. Dışarıda olsa o adamların peşine düşerdi. Bu da her şeyi daha kötü yapardı.